izni almaya bile gerek olmadığını söyledi. Ama son bir haftada müsilaj kıyılarımızı sarıp gündem olunca nihayet bakanlık acil durum eylem planı yapmaya karar verdi. Hadi hoş geldiniz. Onlarca bilim insanının aylardır yaptığı uyarıya kulak asmayan bakanlık sustu, sustu. En sonunda Sayın Erdoğan çevre bizim işimiz deyince nihayet adım attı. İşe bakar mısınız? Şu üstün liyakate bakar mısınız? Devletin bakanı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla demeden işe başlayamıyor. Bilimin uyarısı yetmiyor. Vatandaşın tepkisi yetmiyor. Bu işinin ehli arkadaş Sayın Erdoğan parmak şaklatmadan adım atamıyor. Kardeşim, sen bu konunun bakanı olarak ne işe yarıyorsun? Seni oraya koltuk boş kalmasın diye mi oturttular? Seni o koltuğa sağa sola git, fotoğraf çektir, bir de üstüne maaş al diye mi oturttular? Senin işin bu değil mi? 8 ay önce bambaşka açıklamalarla sorunu görmezden geldiniz bakanlık olarak. Bugün sırf Sayın Erdoğan parmağını şıklattı diye acil eylem planı hazırlamak yarışına girdiniz. Bir de hala utanmadan işinizi yaptığınızı iddia ediyorsunuz. Böyle ciddiyetsizlik olur mu? Böyle basiretsizlik olur mu? Böyle bir devlet yönetimi olur mu? Ayıptır, günahtır. Söylüyoruz bunları da en azından milletimizin yüreğine, milletimizin hafızasına not düşüyoruz. Değerli milletvekilleri, yapılan araştırmalara göre Karadeniz'e ve Marmara'ya dökülen atıkları %40 oranında azaltırsak müsilaj sorunundan ancak 6 yılda kurtulabileceğiz. İktidar farkında olmasa da müsilaj belası işte bu kadar ciddi bir sorundur. Ve her ciddi sorun gibi bilimle, akılla ve ciddiyetle çözülmesi gerekir. Böyle sorunlar bir kişinin talimatı verdim dediği sığ ve indirgemeci bir anlayışla çözülemez. Biz sorumlu muhalefet anlayışımız gereği işaret ettiğimiz sorunlara dair çözüm önerilerimizi de paylaşıyoruz. Türkiye'nin meselelerini kimin çözdüğünü değil, meselelerin çözülüp çözülmediğini önemsiyoruz. Müsilaj meselesini iktidarın beceriksiz kadrolarına bırakamazdık. O nedenle Marmara Denizi'ni kurutma ihtimali olan bu belaya karşı ne yapılması gerektiğine dair de çalıştık. Öncelikle bu sorunun yalnızca yerel yönetimlerin yükü olmadığının bilinmesi gerekiyor. Bakanlık zor zahmet de olsa büyükşehir belediyelerimizi de dahil ettiği bir süreç başlattı. Bu adımı olumlu buluyoruz. Bunun devamında atılacak adımlar için de iktidara buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Marmara Denizi'ne dökülen atık suların bir kısmı değil, tamamının ileri biyolojik arıtmadan geçmesi gerekiyor. Bunun için merkezi yönetim olarak hızlı bir şekilde yerel yönetimleri destekleyin. Mevcut arıtma tesislerini bir an önce ileri biyolojik arıtma tesislerine çevirin. Gerekirse kamulaştırmaya gidin. Vakit kaybetmeden iyi tarım uygulamalarına geçin. Gübre, kimyasal ve ilaç kullanımının azaltılmasını sağlayın. Şehir şebekelerinde yalnızca ön arıtma yapılan suyun park ve bahçe sulamalarında kullanılarak denize dökülmesini kısıtlayın. Denizlerimizdeki dip hayatına zarar veren troll tipi avcılığa karşı yaptırımları arttırın. Marmara Denizi'ne atık su döken ve nüfusu 5000'den fazla olan yerleşimlerde hızla ileri biyolojik arıtma tesisleri kurun. Karadeniz'deki kirliliğin daha fazla artmaması, Marmara Denizi'ndeki müsilajın Ege'yi daha fazla etkilememesi için Marmara, Karadeniz ve Ege ile etkileşim bulunan ülkelerle Türkiye'nin liderliğini üstlendiği ortak bir platform kurulmasını sağlayın. Deniz salyası yalnızca ekolojiyi değil, ekonomiyi de ciddi şekilde etkileyen bir sorundur. Bu nedenle turizm, balıkçılık, deniz ürünleri üretimi gibi birçok farklı sektör olan etkilerini bir an önce belirleyin, bu sektörlere dair gerekli önlemleri süratle alın. Aziz milletim, Sayın Erdoğan'ın daha önce ekonomi bizim işimiz dediğinde başımıza gelenler ortada.
Yani bir konuda bu benim işim dediği anda ben titremeye başlıyorum. Tansiyonum düşüyor. Şimdi de çıktı. Çevre bizim işimiz dedi. Nasıl bir endişe duyuyorum. Nasıl bir endişe duyuyorum. Anlatamam size. Şimdi düşünün. Şayet Sayın Erdoğan'ın çevreciliği de ekonomistliği gibi ise milletçe büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Yani damat bakan ve ekonomist kayınpeder, Türkiye'nin geldiği nokta ve çevre benim işim diyen Sayın Erdoğan ve şu parmak şıklamadan iş göremeyen bakan yandı gülüm keten elva. Allah sonumuzu hayır eylesin. Şimdi cümle sorunlu. Ne diyor? Çevre bizim işimiz, benim işim. Nitekim çevreyi iş olarak gören bu zihniyetin, çevrecilik anlayışının da millet bahçesi inşa etmekten öteye gidemediğini Sayın Erdoğan'ın Dünya Çevre Günü'nde yaptığı ibretlik konuşmadan anladık. Kupon arazi, kupon. Bizim için... Bizim için vatanın doğası kutsaldır, birileri için kupon arazi. Dolayısıyla doğamızı korumak ve kollamak bizim için kutsal bir görevdir. Doğamız topyekün alarm verirken bu uyarıyı duymamazlıktan gelemeyiz. Sal da gölüne beton dökenlerin, kendilerini yol kenarına ağaç diktik ya diye savunmalarını kabul edemeyiz. Kaz dağlarını yağmalatanların bizi millet bahçeleriyle uyutmaya çalışmalarına sessiz kalamayız. Çevre bizim işimiz diyen büyük Rizeli, iflah olmaz rant sevdalısı için Rize'deki doğa kıyımına göz yummasını görmezden gelemeyiz. Gelmeyeceğiz. Sessiz kalmayacağız. Kabul etmeyeceğiz. Memleketin cennet doğası için mücadeleye devam edeceğiz. İşte tam da o nedenle bu hafta milletin kürsüsünde Rize'den İkizdereli bir misafirimiz var. Memleketinin suyu ve doğası için mücadele eden cesur bir kardeşimiz Ayşe Albayrak aramızda. Buyurun Ayşe Hanım kardeşim. Söz de kürsü de sizindir. Şimdi sizin uşak, sizin Rize'nin uşağı şimdi kestirecek bütün bu televizyonları kestirecek ama milletimiz izleyecek. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz.